Suriye'de, Suriye'de e, Rusya ile e, sürekli karşı karşıya olduğumuzu da hatırda tutmalıyız. Evet, e, şunu söylemek lazım, Yatır, yaptırımlar bekleniyor, ağır yaptırımlar ve yeni bir soğuk savaşa giriyor aslında e, Avrupa. Rusya, e, Rusya'nın eski Sovyetler Birliği coğrafyasının e, eski Sovyet cumhuriyetleri co e, coğrafyası eksenli bir soğuk savaş. Karadeniz'de etkileyecek, bizi de çok etkileyecek ve evet. e, ba Batı askeri güç kullanmayacak. Tamam, doğru. Fakat o bölgede, Ukrayna'da Rusya'ya karşı askeri güç kullanarak direnme eğiliminde olan güçleri destekleyecek ve silahlandıracak. Orası da kesin. E, tabii ne olur bilinmez. Bir rejim değişikliği olursa bile bu rejimi destabilize etmek için. Ama böyle, bu rejimi ama böyle paramiliter grupların Rusya'ya karşı bir başarı şansı yok tabii ki. E, destabilize e, edebilirler. Yani oradaki işgali sürüp hmm. çıkarmak değil destabilize ederler. Sen de bahsettin. Evet. Ukrayna'nın doğusunda ve batısında iki farklı e, sosyo-kültürel gerçeklik var. Ukrayna'nın batısı Avrupa'ya daha yakın, her bakımdan daha yakın. Hem coğrafi, evet. hem kültürel olarak. İnanç olarak da Katolik Do zaten. Doğusu da, doğusu da Rus ve daha işte Rus etnik ve Rusya'ya yakın ve Ortodoks'luk da orada etkin. Tabii yani Polonya etkisi dediğin zaman orada dini etki, mezhep etkisi de giriyor ister istemez evet, işin içine. Evet. Şimdi dolayısıyla şuna da ben dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu Yaşam ve güvenlik alanı e, dedin sen. Bu tabii tarihselci, milliyetçi e, yaklaşımların uluslararası hukuk açısından hiçbir geçerliliği ve meşruiyeti yok. Bu Nazi Almanyası da neticede Doğu Avrupa ve Rusya, Ukrayna'ya, bugünkü Ukrayna'ya Lebensraum yani yaşam alanı olarak bakıyordu. Ve e, Slavların köleleştirilmesini, Almanların e, bin yıl sürecek hakimiyetini neredeyse e, insan kaynağı olarak e, görmekteydi. Şimdi bu bunlar tabii evet yani bir Rus milliyetçiliği denen bir şeyle karşı bir durumla karşı karşıyayız. Ee, Rus milliyetçiliği zaten rejimin ana karakterini e, bugünkü Rusya'nın ve rejimin ana karakterini e, tarif eden bir e, özellik e, Rusya'da. Tabii bunun meşrulaştırılmaması lazım. Çünkü neticede Ukrayna'ya Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bir e, hukuki ve idari bir birim olarak Tanınmıştı ve dolayısıyla Sovyetler Birliği dağılınca orası da dağıldı. Bura, bu bölge'nin kendi içinde farklılaşmaları olabilir. Belki bu bölge Ukrayna eski Sovyet Cumhuriyeti olarak Ukrayna bir tek başına bir bütünlük olarak devam edemeyecektir ki pratik olarak zaten devam edemiyor. Ama bir bütün olarak da ben Moskova ekseninde tekrar sokulabileceği kanaatinde değilim her zaman için burada meşruiyet kriteri, uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü olmak zorunda. Bir bir devlet, bir ülkenin yöneten rejimin bir takım milliyetçi mülahazalarının haklılık taşıdığı veya tarihsel olarak geçerli olduğu gibi bir varsayımdan hareket edersek bu işin sonu gelmez. Çünkü şu açıdan sonu gelmez. E, Kırım Tatar Hanlığı ne olacak? Ruslar Neticede sen mesela Kiev prensliğinden söz ettin. Evet Novgorod ve Kiev prensliği Rusluğun ortaya çıktığı bölgeye bölge neticede yani 9. yüzyılda falan tarih sahnesinde bu manada çıkıyor. Rusluk ve ardından Kazan hanlığının Kazan hanlığını yok etmeleri, ortadan kaldırmaları da İstanbul'un fethinden 100 yıl sonraya rastlar. Yani 100 yıl geriden geliyor aslında bir bakıma. Ee, Karadeniz e Karadeniz'e iniyorlar. Karadeniz'e inerken de bütün bu e, havzada Karadeniz'in kuzey bölümünde yaşayan e, Türk soylarında katlederek geliyorlar. Neticede orada da bir bir soykırım var. Bugün Donetsk'te ve işte e, şeyde Luhansk'ta e, ne diyor? Soykırım tabi tuttuklarını iddia ediyor. Oradaki Rus etnik azınlığını e, şey e, Putin. İyi de yani Putin. Putin. E, Çarlık Rusyası güneye doğru inerken, e, Kafkaslara kadar inerken de oradaki önüne önündeki Müslüman ve Türk etnik e, grupları soykırıma tabi tutmuşu Bu tarihsel bir gerçeklik. Bunun sonu yok. Yani bu tartışmanın sonu gelmez. E, bizim e, Osmanlı İmparatorluğu'nda tarihsel hayat alanı Balkanlardır. Hadi bakalım. Yani ne yapacağız? Balkanlara geri mi döneceğiz? Asker, askerlerimizle mi döneceğiz? Hayır. Neticede böyle bir böyle bir ihtimal yok ama tabii Rusya'nın bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Rusya'nın yaşadığı travma sadece Sovyetler Birliği'nin çöküşü değil. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ortaya çıkan harita Ruslara 1918 Mart ayında imzalamak zorunda kaldıkları Brest-Litovsk anlaşmasından ortaya çıkan haritayı anımsattı ve oradaki orada yaşadıkları travmayı tekrar yaşadılar. Aslında çift travma yaşıyorlar Ruslar. Neticede Brest-Litovsk Anlaşması da mihver devletleri, Osmanlı'nın da içinde olduğu mihver devletleri ile anlaş e, imzalanmış ve çok kısa sürmüştü. Evet ama Rusya o anlaşmada, devrim e, sonrası Rusya, iç savaş var o zaman Rusya'da, bugünkü Polonya'yı, Ukrayna'yı, Baltık Cumhuriyetleri'ni, Gürcistan'ı e, falan vesaire hepsini, e, Kafkasları kaybetmişti. E, yani... Aslında bugünkü Rusya Federasyonu'nun haritası çıkıyor o, o o zaman öyle baktığınız zaman. E şimdi bunu bunu yok etmeye, tarihi e, tarihin şartlarını geriye çevirmeye çalışıyor. Bu buna irredentizm de deniyor siyaset e, uluslararası ilişkiler e, biliminde terminoloji terminolojisine özür dilerim. Yani e, Rusya'nın e, bu yayılmacı tavrını e, bir nebze dahi olsun haklı gösterecek herhangi bir tarihsel argüman bizi çok istemediğimiz noktalara kadar götürür. Uluslararası hukuk ve ulus, ve toprak bütünlüğü ana meşruiyet kriterimiz olmalı diye düşünüyorum. Bu tartışmada Amerikan emperyalizmi varsa evet Amerikan emperyalizmine karşıyız ama Rus emperyalizmi de var. Ona ne diyecekler o zaman? Yani Rus emperyalizmi yok mu? Rus emperyalizmi de var. Buyurunuz işte görüyoruz. Neticede olay bence bu ama bilemiyorum. Ee, geç... Ben zaten Kadir abi ben zaten yaşam alanı kavramını aslında bu bu bakımdan bilinçli kullanmıştım. Çünkü yaşam alanı kavramı aslında 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebebiyet veren kavram. Çünkü hatırlarsan Hitler'de 1. Dünya tamam, Savaşı sonuçlanırken kendilerine yapılan anlaşmanın Almanya'yı haksızlığa uğrattığını ve Asıl Alman yaşam alanlarının onu çevreleyen ülkelere dağıldığını ve Alman ana vatanının parçalandığını iddia etmişti ve bu haksızlığı gidermek üzere İkinci Dünya Savaşı'na İkinci Dünya Savaşı'na adım adım gidilirken bu haksızlığı gidermek üzere zorbalıkla işte Avusturyayı ardından Hollandayı Belçika'yı ve daha sonra Çekoslovakya'nın Almanlar Almanların bulunduğu bölgesini işgal etmişti ve dünya buna göz yummuştu. Yakın zamanda Netflix'te yayınlanan Münih filminde esasen İngiltere ile Almanya arasındaki Çekoslovakya pazarlığı anlatılır. Yani dünya Çekoslovakya'nın işgal edilmesine izin vermişti çünkü Almanların artık dizginleneceğini düşünmüştü ama bir adım sonra Almanlar Sovyetlerle birlik olup Polonya'yı bölmüşlerdi. Dolayısıyla bu adım adım dünyayı ikinci dünya savaşına götürdü. Böyle bir kötü örnekte kullanılan yaşam alanı kavramı benim hatırıma geldi. Putin'in konuşma metinlerine kurken. Çünkü Ukrayna'nın egemen bir devlet olmadığını, zaten bir tarihselliğinin bile olmadığını, esasen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ikram ettiği topraklardan müteşekkil olduğunu Dolayısıyla onu onun bir e, onu Egemen onu bir muhatap olarak bile yani egemen bir devlet anlamında muhatap bile görmediğini ifade ederek aslında e, demese de şunu ifade ediyor. E, burası Rusya'nın e, toprağı olması gerekir görüşünü beyan ediyor. Bu bakımdan eğer e, Rusya'nın yayılmacı bu tutumu e, dengelenmezse kanaatim o ki e, başkaca e, hamlelerle karşımıza çıkabilir. Evet şimdi e, istersen ikinci konumuza geçelim. Önümüzdeki Günlük. pazartesi 28 Şubat, anlamlı bir gün. 28 Şubat'ta Ankara'da Bilkent Otel'de 6 muhalefet partisi, 4'ü bunların resmen işte Millet İttifakı üyesi, ikisi de Gelecek Partisi ve de DEVA, 6 parti güçlendirilmiş parlamenter rejimin, rejim tasarımının sunumunu yapacaklar. Ve sunum sonrasında da bir mutabakat metni imzalayacaklar. İlk defa böyle bir şey gerçekleşiyor Türkiye'de. E, tarihsel bir olaya yeniden tanık olacağız. Ahlatlı Bel'de verilen altılı fotoğraftan sonra bu fotoğrafın aslında bir belgede kemiğe büründüğünü, bir ittifakın program temelli çatısını ortaya çıkardığını göreceğiz. E, ne düşünüyorsun, neler öğrendin bu konuda? Kadir abi büyük pazarlık yürütülüyor. Bir kere altı partinin genel başkan yardımcıları hukuk ve siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının bulunduğu bir alt komite bütün hazırlıkları oy birliğiyle sürdürüyor. Tabii